Hayır, çekmeyeceksen söyle yani. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kanat sırt antrenmanı yapacağız ve onun için salona geldik. Hava çok güzel. Biraz esiyor, biraz kapalı. Ben de iyiyim. Kamptan döndük. Bugün 4. antrenmanım. Hafif hafif kondisyonumu toparlamaya çalışıyorum. Kampa giderken çok iyiydi. Haliyle bir hafta kadar antrenmansız kaldık. Bu da bizi biraz düşürdü. Ağırlıklarımı düşürdü. Beslenmem biraz aksadı. Karbonhidrat alımım aksadı. Bundan kaynaklı bir tık düştüm. Güç olarak, kondisyon olarak. Ama bugün tek bölge antrenman yapacağım. Kanat, sırt, bel. İçinden geçmeyi planlıyorum. Biraz agresif olmak istiyorum antrenmanda. O yüzden kulaklığımı takıp güzel bir antrenman yapmaya çalışacağım bakalım. Antrenman öncesi takviyelerim. Evden çıkmadan bir tane Churchill içiyorum arkadaşlar. Bir tane L-karnitin shot içiyorum. İçinde hem kafein, L-karnitin, beta-alanin gibi takviyeler olan, performansı biraz daha arttırmaya yarayan bir L-karnitin. Hem de iyi terlememi sağladığı için, içinde bitkisel ekstratlar olduğu için, destek olmak amadıyla bulk dönemde de bir tane L-karnitin alıyorum shot olarak. Tabii bir de pre-workout alıyorum. Bu üçü gerçekten güzel antrenman çıkarmamı sağlıyor. Bunlara çok alışmamak adına da pre-workout ve L-karnitini bir hafta kadar ara vererek kullanıyorum. Çünkü etkisi zamanla azalacaktır hissiyatınız. Bunu off günlerde zaten almıyorsunuz. Şöyle yoğun antrenman döneminde bir hafta kadar da ara verdiniz mi? Ne kadar sürede derseniz 1,5-2 ayda bir hafta kadar arayı vermek iyi olacaktır. Bu şekilde ilerliyorum. Şimdi bunları içtik. Antrenmana gireceğim 10-15 dakika içinde. Arkadaşlar bu arada uzaktan eğitim paketlerimizde indirim devam ediyor. Bana indirim yapmayacak mısınız diye sormayın lütfen. Çünkü indirim zamanlarını sürekli Instagram'dan açıklıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. 6 haftalık, 3 aylık ve 1 yıllık paketlerde sınırlı kontenjanda şu an indirim var. İnternet sitemi ziyaret ederek benimle birlikte çalışma fırsatını yakalayabilirsiniz. Bu arada ne oldu biliyor musun? Üzerimdeki gömleklerden numune çalışmasına başladık arkadaşlar. Gömleği üreteceğimi söylemiştim. Şu an 4 rengi için bir çalışma yapıyoruz. Numunesi de bu hafta içinde elime geçecek. Geçtiğinde sizinle paylaşacağım. Eğer ilgi ona göre güzel olursa da bu gömleklerden üretip mağazamıza eklemeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun. 1 hafta 10 gün içinde elimde numune olacak. İlk hareketim cable lat pulldown olacak. Normal lat pulldown makinesini full ağırlığa taktığım için çok fazla ağırlık arttıramıyorum ama makara sistemi farklı olan bir makine var orada. Triceps extension makinesi. Orada yapacağım. Oranın ağırlığı daha fazla ağır geliyor. Orada daha iyi hissedebiliyorum. Şimdi oraya gidelim. Ağırlık olarak diğerleriyle aynı ama makara sistemi onlara göre daha farklı ve biraz daha uzak olduğu için daha zor. Bu uzun handle'larla kanat hareketini ilk setine gireceğim. İlk seti genelde saymıyorum. Çünkü o şiddeti tam yakaladığım set. Bundan sonraki setleri sayarak ilerliyorum. Tekrar sayılarım. 10'un altına düşmemeye çalışıyorum. 10-12'nin altına. Ağırlık arttırdıkça da tekrarın çıkmadığı yerde 6 veya 8 tekrar yapıp tam olarak hareketi yapmaya çalışıyorum. Yavaş ve hissederek yüksek tekrara çıkmak için de tekrardan ağırlığı düşürüyorum. Evden çıkmadan kampta yandığımız için vücuduma
Nemlendirici sürdüm. Şu an sürdüğüm nemlendirici geri geldi. Hadi bakalım. Şimdi burada ağırlık biraz fazla. Ya fazla değil, full ağırlık olunca beni yukarı kaldırabiliyor. O yüzden ayaklarımı şuraya dayamam gerekiyor bazen. Hadi oğlum. Yap. Evet. Kaldırıyor gördüğünüz gibi. Cem böyle iyi. Yap. 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 Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Dört dörtlük besleniyorsunuz. Her şey çok güzel, antrenmanlar çok iyi geçiyor. Bir hafta ara verdik ya da 5 gün ara verdik. Adelenizin içindeki karbonhidrat azaldığı zaman çok iyi hissedip çok iyi antrenman yapsanız da o bölgenin pump'ını alamayabilirsiniz. Yani hep şöyle bir soru geliyor bize. Ya hocam her yeri çok iyi hissediyorum ama göğüslerimi ya da omuzlarımı hissedemiyorum antrenmanda dediğinizde, ben de kanat sırtımı ara verdiğim zamanlarda, karbonhidratı az aldığım zamanlarda inanın hiç hissedemiyorum. Full ağırlıkta çalışsam, 20 tekrarda yapsam sadece kanı oraya gönderiyorum ama böyle kemik gibi bir hissiyat almıyorum, pump olmuyor. Bunun 5-6 antrenman sonra adeliniz dolduğunda anca hissedebiliyorsunuz. O yüzden ara verdiğinizde beslenmeyi bozmazsanız, antrenman yapmasanız bile beslenmede ihtiyacınız olan kalori, karbonhidratı aldığınızda geri dönüşünüz o kadar hızlı olur. Bunu deneyin. Ara verip deneyebilirsiniz. Bir set daha yapıp drop set yapacağım. İlk hareketlerde tükenişe kadar oynuyorum. Ondan sonraki hareketlerde daha stabil 5x10-12 aralığında. Son set belki maksimum tekrar oynuyorum ama drop set ilk hareketlerde çok güzel, efektif hissediyorum. Genelde artık deadlift'i öne almaya başladım. Hareketi en sona bıraktığımda tükeniyorum. Gücüm yetmiyor. Çünkü sevdiğim bir hareket değil kendisi. O yüzden şimdi bir deadlift yapıp sonra hareketlere devam etmek daha mantıklı geliyor bana. Sevmeye sevmeye de olsa oraya gidelim. Kiloyla başlıyorum deadlift'e. Çok çok aşırı kilolara çıkmamaya çalışıyorum. Ağır kilolara çıktım mı belden kaldırmaya başlıyorum bu sefer. İstemsizce hareketin formu bozuluyor. Yani ben koparma sporcusu değilim. O yüzden o kas grubunu istediğim kadar hissederek çalışayım. Ona göre ağırlık seçiyorum. Bu squat'ta da böyle, bacakta da böyle. Çok ağır kilolara girmediğimi takip edenler biliyor. Yeni takip edenler de buradan öğrenmiş oldu. Tabii ki ağır kilo giriyorum. Belki de benim normal kilolarım size çok ağır geliyor. Fakat benim gibi adamlar, 100 kilonun üstü, 120 kilo üstü adamlar daha ağır girdiğini biliyorum. Ama ben böyle bir tempoya gerek olmadığını düşünüyorum. Girsek de çok çok az dikkatli bir şekilde girmeye çalışıyorum. Yani sakatlanmaktan korkan bir adamım. Çünkü gereksiz bir sakatlık olacak benim için. Uzun zamandır buna dikkat ederek ilerliyorum. Benle çalışan kişilere de her zaman bunu tembihlerim. Gereksiz bir ağırlık fantazisi yüzünden sakatlanıp spora veda etmek, o kadar masraf, her şeyin boşa gitmesi üzücü olur. Böyle bir pişmanlık yaşamamak için de ben bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ağırlık kaldıracaksınız tabii ki. Ağır kaldırmadan olmuyor, iyi antrenman yapmadan olmuyor. Ama iyi antrenmanın karşılığı çok ağır kilolar değil. Bunu öğrenmek gerekiyor arkadaşlar. Don't
6 6 yapıp bırakacağım. Dur. Dur. Bir sıçış videosu. Oh. Evet arkadaşlar, kondisyon düşünce böyle oluyorsunuz. Delikanlılık yapmaya gerek yok. Ağırlıkları söküp devam edeceğiz. Ben sonra içinden geçerim. Bir harekette güçlenmek, bu hareketi kolay yapmak istiyorsanız bu hareketi çok yapmaktan başka şansınız yok. Sıradaki hareket single arm cable roll. Makinede çok daha ağırına girebiliyorum. Cable'da da makineden hemen sonra şöyle çıkıp statik bekleme hafif kiloda güzel oluyor. Bugün onu deneyeceğim. Row motion'da maksimum ağırlıkta girip orada her set sonu bir miktar statik beklemeye çalışacağım. O ağırlıkta bekleyemediğim için cable roll'a geçeceğim. Şimdi iki makineyi de ayarlayalım. Başlayalım. Ağırlığı biraz daha arttıracağım. Şu hareketi tam olarak hissetmek için yapıyorum. Önemli bir kısım 3-4 tekrar ve yavaş yaptığım için adeleyi çok 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 daha hissetmenizi sağlıyor. Şu ağırlıktan çıkıp daha hafif kiloyla aynı tekrarları yapıp negatifi yavaş yapmanız kanatsız antrenmanında çok etkili oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Uf. Uf.
Bunları tekli el tutma aparatlarıyla ellere oturarak yapmaya çalışacağım. Murathan! Kardeşim! Hareketi yaparken 1 saniye, 1,5 saniye beklemeye çalışacağız aşağıda. Biraz uzakta kalıyor. Makinenin tam altına giremiyorum. Yani şuradaki gibi yapamıyorum. Burada da mesafe çok kısa geliyor. Yapmayı sevmiyorum burada. O yüzden yere oturmaya çalışıyorum. Bu hareketi yaparken de her set tutuşu değiştirmeye çalışıyorum. Aynı oradaki gibi. Düz, yan, düz, yan. Bu harekette de dikkat ettiyseniz ilk yaptığım harekette yukarıdan çekip bırakırken tekrardan avuç içleri makineye bakacak şekilde yapıyorum. Yani tutuşlarımı çevirerek yapmaya özen gösteriyorum. Hareketi daha iyi yedirebilmemi sağlıyor. Ben öyle hissediyorum. Tutuşun açısı çok değişiyor. Çok fark ettiriyor vurduğum yeri. O yüzden siz de bunu denerseniz demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Diğer harekete geçelim. Şimdi arka omuz trapez çalıştıran cable drop. Çeneye çekiş yapacağım. Buna bir tane de straight arm pull'dan birleşik set eklersek manyak olabilir. Şimdi hemen ardından biraz ağır oldu. Kilim düşürdüm. Bayağı aşağıya kadar taşıdık hareketi. Arkadaşlar iyiydi. 5-6. hareketimiz. Birleşik set olanları da sayarsak toplam 6 hareket oluyor. Ha, deadlift unuttuk. 7. hareket. Evet arkadaşlar, son sete giriyoruz ve antrenmanı bitiriyoruz.
Bazen daha kısa tutuyorum esnemeyi. 15 saniye değil de 5 saniye çünkü çok acıyor. Fazla gerdiğim için. Ben bacakta fikstir her zaman yaparım ve yani esnek olduğumu düşünüyorum en azından. Diğer bölgelere nazaran bacakta bayağı bir esnek olduğumu düşünüyorum. Bir kanat sırt pozu verelim ve bu işi bitirelim. Hazır cable'dayız. Cable crunch yapalım. Sonra bir hareket daha leg raise olabilir. Yaptıktan sonra antrenmanımızı bitirebiliriz. Hareketim leg raise. Zaten yoruldum. Burada sehpasında yapacağım bunu. Barfix asılarak yapamayacağım. Şu an kanatın üstüne bir de bunu. Yani kardeşim yapamayacağız yani. Bugün sehpada devam. Evet arkadaşlar, bir antrenmanı daha öldürdük. Güzel bir antrenmandı. Bugün tek bölge çalıştık. Kondisyonumuz yükselsin, çift bölgeleri devam edeceğim. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı birlikte büyütelim arkadaşlar. Kanala abone olup yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni içerikler için yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleriniz, çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.